Ya bu ne ya? Bu ne erkek bende? Abi ne yakışıklı adamsın. Hakikaten Bon Jovi gibi geldi aramıza. Bir şey diyeceğim. Mesela yıllar Ali. Sonra böyle fosillere falan bakıyorlar ya. Bu da insan, bu da insan gibi olacak. Hani. Çimen. Hoş geldiniz, sağ olun. Teşekkürler. Harikasın. Harika. Mükemmel. Birazdan direkt dans yapacağız gibi bir ortam oldu. Gerçekten biz seks shop'a döndürdük burayı biraz ama. Çimen'in yepyeni bölümünde beraberiz. Bugün yani izleyenler belki yataklarında, sıcacık yataklarında izliyorlar ama sanki herkes yatağında izliyor. Bugün bu buz gibi havada, yağmurda, çamurda, karda gelen, bizi yalnız bırakmayan hepinize çok teşekkürler. Gerçekten çok sağ olun. Allah. Bugün çekim yaptığım sahne 21 Ocak. 21 Ocak'ta acayip bir kar yağışı başladı. Bu evet. Zor zamanda geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de ben de çok zor geldim. Taksiler almıyor. Yani yolda inanılmaz her yer trafik. Buna rağmen geldiniz. Herhalde Beşiktaş çevresinde oturan insanların olduğunu düşünüyorum şu anda çünkü. Uzaktan gelen var mı bugün? Herkes. Bir de. Bugün çok yerel bir program oldu. Hani yurt dışıları ya, nerede onlar? Ne oldu Almanya'dan, Hollanda'dan? Beylikdüzü. Şu anda Beylikdüzü galiba en uzak. Beylikdüzü. Ha. Ver bakalım Sakarya'ya. Masamızda gül kuruları var fark ettiysen. Balayı gibi olmuş orası. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? Seval. Seval Hanım, Sakarya'dan geldiniz. Evet. Bu program için yani bugün. Evet. Ne zaman dönüyorsun? Bir yani ay sonra. Bir hafta sonra. Bebeğim biraz sonra olmadı ki ya. Hemen sonra, programdan sonra desem. Size montajı nasıl yaparsınız Cem Bey, ona göre cevap verin diye. Herkes yayınlanmak istediği için. Hemen biter miyiz gideceğim ya? Sevgililer Günü özel programı olduğu için özellikle geldin yoksa denk geldin? Bilerek gelmedim açıkçası. Kardeşim aldı biletleri. Bilseydim gelmezdim. Aa niye? Sevgilin yok diye yok. Mi? Zaten. İşte bak çok yanlış anlaşıldı evet, o ya. Evet Sevgililer Günü özel programı biraz hem 21 Ocak olması... Yani bu 14-12 Şubat kaç yayınlanacak? 10 Şubat'ta yayınlanacak. 10 Şubat. O gün de Sevgililer Günü değil. Biz niye böyle bok yedik anlamadık? Neyse bunları kaldıralım da başlayalım falan diye. Ya biz de dedik ki Sevgililer yılbaşı programımızda özel bir şey yapmıştık. Dekor, büyük sahne falan. Sevgililer Günü'nde de özel bir şey yapmak istedik. Çok bana yazan oldu. Abi sevgilim yok alırlar mı? Covid'im ama yine geliyor. Ama sevgilim o yüzden yok bugün de. Sadece entübeler aldık. Hoş geldiniz falan da geliyor. Bazı insanlar hayatına birini almak istemiyorlar. Ben oyum evet. Tıktın ağzıma. Neyini beğenmiyorsun? Mesela sana teklifler oluyordur illa ki çok güzel bir hanımefendisin. Beğenmemezlik hani öyle de bir şeyim yok. Sadece kısmetim olmadı diyelim. Kısmet diyoruz yani. Evet. Peki sana açılıp seni kabul etmenin oldu mu? Çok. Bu. Nasıl kabul şöyle etmiyorsun? Söyleyeyim. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım. Biri bana açılsa ben daha açılırken soyunmaya başladım. Cemciğim ne kadar hoş, ne kadar hoş falan diye. Sen ben... açıldın yeter kadar biraz böyle çıkayım falan diye. Şeyden dolayı genelde yaş tutmuyor. Ben biraz yaşta genelde büyük oluyorum. O yüzden. Ha, küçükler mi teklif etti? Evet. Maalesef. Ne kadar küçük? Mesela kaç, 3 yaş küçük, 5 yaş küçük mü? 8. Yaş küçük sana teklif etti. Evet. Peki nasıl ifade ettin yani ona nasıl reddettin? Evet. Ne dedi çocuk sana? Açıldı işte beğendiğini, görüşmek istediğini, ilişki başlatmak istediğini söyledi. Ben olmaz dedim bu kadar. Ay çok sertsin sen de ya. Hiç aynaya bakıyor musun sen falan gibi böyle sert sert cevap veriyor kızlar bazen. Öyle bir şey demedin değil mi? Yok hayır demedim. Ama der gibi ya bu tiple mi? Hayır falan. demedim. Sen niye arkadaşın? Senin sevgilin var belli sen. O kız kardeşim. Yani kız kardeşin de olmaz kabul ya. O benim yeni ayrıldı. Olmaz. Yeni ayrıldı güzel. Aa, ver bakayım niye ayrılmış? Ver. Maske indir sana hayatım. Bugün herkes inşallah bir beklentiyle gelmedi. Abi buralar da iyiymiş ha. Abi bu ayıya yer götürmeyeceksin be. O kadar bitik var ha. Mesela ikinci ben de sadece ayı paramparça oldu. Oğuz kız var ya böyle bebekler arıyor. O niye öyle duruyor ya kanka? Çok saçma değil mi? Yani dur. İnsanı hiç daha kandırıyor. Bir şişme bebek taklidi yapmadığımız kalmışsın. Onu da yaptık. Ama çok saçma duruyor. Dedim sen... Ayrılmışsın. Ayrılmışsın. Evet ayrıldım daha yeni. Ne daha kadar... yeni bir de. Evet 3 ay oldu. Ayrılalı. İlişki ne kadar sürdü? 3 ay. En uzun ilişkin ne kadar? Bu kadar. İlk ilişkimdi. Siz ne biçim bir ailesiniz ya? Anneyle baba da düğünden sonra görüşmedi herhalde anladığım kadarıyla. Şey mi hani... Uzun, ya yani geleceği göremediğin insanlarla galiba soğuyorsun. Hani öyle mi? Ondan mı kısa süre ilişkilerin? Yok,
Ya işin açıkçası hani evlilik niyetiyle başladık biz. Bana evlilik niyetiyle geldiği söylendi. Ne yapacaksınız siz bir şey mi? Beşik yapacağız diyecektim. Siz şey mi? Ailelerin tanışması kendisi tanışması. Arkadaşların devreye girmesiyle tanıştık biz. Peki senin onun seninle evlenmek istediğini başkasından mı öğrendin? Arkadaşım o niyetle geldiğini söyledi. Yani şöyle mi? Siz buluşacaksınız o gelmeden önce... Bu çocuk evet, evlenmesi geliyor ciddi, ya diye bitti mi? Anlaşırsanız evlilik yolunda ilerleyeceksiniz dediler. Sen istemiyorsun. İstemiyordun. Ya yani istemiyordum. Sonradan istemeye başladım. Ama olmadı. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Evlenebilirim demiş. Ama sonra bakmış ağzı gözü oynuyor. Demiş ben buna evlenemem. Benim anladığım o değil mi? Öyle. Yani ağzı gözü oynuyor da demeyelim de. Götü o başı ben... oynuyor. Ya sen nasıl uygun görürsen. Kız o tabiri kaba bulduğu için. Ha. Pardon. Ben daha da yani az kaldı zannettin yani. Balonları sesimiz şişirdik. Az mı geliyor? Sesimiz az geliyormuş. Sesimiz az baştan geliyormuş. Beri mi öyle? Şimdi biraz arttırırlar. Konuşabilir miyiz? Hanımefendi. Evet, merhabalar. Merhaba. İsminiz neydi? Sanırım sohbet en yaşınız benim burada. En yaşımız. O hanımefendi hafif. Sanki o yüzden kaldırmışız gibi oldu. Öyle bir şey program var. Evet herkes kimlikleri çıkarsın bakalım. Ne beyim? Hanımefendinin yaşı sorulmaz ama yani hiç göstermiyorsunuz diyeceğiniz yaşta. Teşekkür ederim. Birazdan ama sormadınız ki zaten kaçım. Sormadım. Siz de, biz hiç sormadık. Sen hiçbir şey söylemesen. Hatta ben sana flörtöz kaç gözlerle kaç bakıyordum. Ama sen de alakası yok. Yeni boşan. Ya bunu bir söyleyeyim de rahatlayayım diye. Kanka bunun programımızla ne alakası var şimdi? Evet sen de alakası yok. Alakası yok. Ben de alakası evet, yok biliyorum ben. 56 yaşındayım. Hanımefendi. Kaç? 56. 56 kesin atıyorsun şu anda. Vallahi atıyorum. Suat abi sen kaç yaşındasın? 51. Dedim evet en yaşlısı kızımla konuşuyordum. Dedim sanırım en yaşlı benim. Beyefendiye baktım dedim o benden küçük. Beyefendiye baktım o da ölmüş. Demek ki hala en yaşlı benim. O çünkü 96 yaşında olduğu için Suat abi böyle duruyor. Suat abi 2 hafta önce kaybettik hala geliyor sağ olsun. Sürekli geldiğini de biliyoruz. Evet takip evet Suat abi. Severek takip ediyoruz. Çok tatlısın. İsmin neydi? Suzan. 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 Sen şeysin, mesela bir problem var, kimse söyleyemiyor, sen kalkıp söyleyensin gibi geldi bana. Nasıl anladın lan onu? Cin gibi bugün ha. Nasıl anladın? Ulan çünkü... sesi duymuyoruz dedi az önce. Tamam kanka ama herkes bak sonra kim duymuyor? Aslında işte yaşın verdiği şeyi duyamadım çünkü ilk önce. ama sizle alakalı değil. Yaşlı olmasaydım belki duyardım. Suzancığım okay. inan bana izleyenler... Suzancığım dedi. Ben senin annen yaşındayım. Suzan Hanım. Yap bir gözleme yiyelim hanım. Ya hayatım ben hiç göstermemem. Suzan anne. Suzan anneciğim. Hayatım... Ama bu da pazarcı gibi olacağız şimdi. Anneciğim kaç anneciğim kilosun? Domates her zaman kimden falan gibi oldu. Ama hayatım hiç göstermediğin için. Sana nasıl hitap edelim? Suzi. Ya o zaman beni niye bozdun ya? Vallahi bak gerçekten. Suzancığım sütarım ağzında ha. Bana Suzi ben ispatı. Ben senin anan yaşı değil, bana Suzi de. Öyle oldu abla. Bana hep Suzi derler gerçekten. Suzi yeni yaşta yeğenim var Suzi der. Ama Suzi ben Suzi sana Suzi dendiğini nereden bileyim ya? Niye bozuyorsun ama ya? Ama Suzi derseydi bizi linç ederler. Çok ayıp değil mi ha, Suzi? Ha kendi sıra Suzi derler. Evet ya. Evet ben istiyorum bana Suzi deyin diye söylüyorum. Suzi. Suzi de bana. Ne oldu anam yaşındaki yok oldu bir anda. Suzi'cim. Sen o musun? Oyum. Evet, Matrix'teki The One. Hayır. Hani... O Suzan Suzi'deki şarkıdaki sen misin? Kör olasın Suzan Suzi diye başlıyor. Aa, o da öyle mi başlıyordu? Ne kadar negatif şey var hepsini bil. Sen o az önce dedim ya hani bir yerde bir sorun varsa ve insanlar dile getiremiyorsa kalkıp söyleyen kişisin sen. Oyum işte. Ya evet de Allah'ın seversi evet de. Evet. Evet o benim. Evet. Sana ne lazım diyor. Kanka ben Suzan'la konuşurken sen yanında böyle ne yapıyorsun Allah aşkına? Oğlum bizi bırakın beraber yapmıyor muyuz ya? Araya. Her laf sokun laf sokun oğlum git. Kadını şu an göz göze kaldım böyle bir de. Kadın mı? Suzi diyeceksin. Ya sana kadın diyor ya. Deme. Sen şu an daha kötü bir şey söyledin de neyse. Deme kadın işte mi? Bayan. Hayır. Tam tersi. Ne yapıyorsun abla? Bizi bitireceksin. Hayır. Tam tersi. Bayan olur mu? Tamamen yanlış bir... Çok yanlış. Toplum buradan tüm bayanlar da tüm anne diyor. Bizi sen mi izliyordun yoksa... Kızım önce. Kızın sizi sana o başladı. Şey beraber devam ediyoruz hala. YouTube'dan izliyorsun bizi. Evet. Seviyorsun. Sevdin ki geldin. Evet. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezisiniz ikiniz. Ne güzel. Çemen Show. Siz peki mesela...
Cem az önce bir saptama yaptı ya hani böyle o işte o eleştiri yapacak olan kişi sizsiniz falan diye. Bu programla ilgili bir eleştiriniz var mı? Yok. Beğeniyorum. Eğlendiriyorsunuz. Eğlendiriyorum. Soytarı, iki tane soytarı gibi olduk. Gene ben size çok duyamıyorum yine. Fazlı'nın sesinin duyulmaması ile ilgili program. Suzan Hanım'la alakalı mı acaba? Hayır, o şu anlamda yani. Yo pardon, ne dedim? Suzi, ne iş yapıyorsun? Hemşireyim, emekli oldum. Aa, devlet hastanesinde miydin? Yok, Verem Savaş'ta, Küçükçekmece. Küçükçekmece'de? Şimdi kabin açtım, beklerim. Aa, sağlık kabini. Ha, tırnak çekilir. Yok, tırnak çekmiyoruz. Ama çekilir. O nalbant. Altınızı buraya bırakın diyelim. Ne yapıyorsunuz mesela? Serum takıyorsunuz. Tabii tabii. Enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, ufak cerrahi müdahaleler falan. Ufak cerrahi müdahaleler? Yani bir açık kalp ameliyatı. Sutur... 75 lira kamu yazmış. Bir iki sutur atabiliyoruz en fazla. Sağlık kabinleri çok çoklukta lazım. Eve de geliyorsunuz siz. Tabii tabii. Böyle... Evlere de hizmet veriyoruz. Şey, evlere niye gidiyor? Şey mi? Misafirliğe. Böyle yaşlılara mı? Hayır canım. Sen mesela diyorsun ki mesela enjeksiyon atıyorum 30 tabii, liraysa. Tabii tabii. Evet evet. Ha. Eve gelmek hizmet. 60 lira. Gibi bir şey. Enjeksiyon ne kadar? 50 TL. 50. Eve gelince? Evde 50 TL, kabinde 15 TL. Ha sen ilk ev fiyatını söylüyorsun. Evde 5 arabada 15 iyi oğlum. Çok enteresan fiyat şeyi varmış ha. Kabinde 15 iyi falan. Kabinde dar oluyor vallahi 15. Kaçacak yeri de yok. Alacağım bu enjeksiyonu. İsim neydi? Çağatay. Çağatay kimle geldin? Kız arkadaşımla. Aa, ne güzel, ne zamandır sevgiliyiz? Çok uzun zamandır. Tamam, biz tahmin etmeye çalışalım. 7 sene olabilir, çok uzun dediğine göre. Senin uzununla benim uzunum... Evet, gerek yok. Yanlış yerde girdim. 8,5 yıl oldu yaklaşık. Ama aralar oldu bazen. En uzun aranız ne oldu, ayrılma arası? Bir yıl oldu. Bir hayatına başka biri girdi mi o sene? Evet. Aa, ne kadar... Onunla ne kadar oldu? Çok uzun süreli ilişkiler değildi ya, sadece flörtöz gibi. Hayatım şeyi sormadık. flörtün oldu, kısa süreli oldu ama unutamadın, olmadı, döndün geri. Evet. Versene sevgiline. Tekrar sana geri döndü ya, kabul ettiniz beraber. Neden? Güzel soru. Evet. Önce bu soru için joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefonla bağlamak istiyorum. Ya belli bir alışkanlığımız vardı. Peki sen o bir yılda başka birisiyle bir ilişkin oldu mu? Oldu, senin de oldu. Oldu. Onun da oldu. Onun da olmuş, şu an öğrendim. Aa! Sana... İşte sevgiler günü. Only you. Ay sıçtı o zaman o. Yok ya. O zaman yeni bir yıllar gelsin o zaman. Yok yok. Sen bilmiyorsun. Sen hiç sormadın mı ona? Ne yaptın yani, o bir yılda? Açıkçası çok adam merak etmedi. Adam kaçıyor lan, tutun onu. Bu arada olabilir ya. Sonuçta ayrılmışsınız. Hayatına bir girmesin mi yani? Ha girsin de neden söylemedi? Yani sen sormadın mı onu merak ettim. Sen şu anda öğrendin değil mi? Çok ben şaşırtıcı. Şöyle söyleyeyim. En başlarda bir şeyleri merak ediyordum. Sorduğum zaman da çoğu zaman cevap alamıyordum. Ben de bunu sormamaktan hani vazgeçtim. Sen anlattın ama. Anlattım evet. Pişman mısın? Anlatmasam da zaten şahit olacağı şeyler oldu. Allah Allah. Gittikçe böyle girdaplara doğru. Ne oluyor kanka? Ne oluyor kanka? Har bize tüneli böyle gösteriyorsunuz, çekiyorsunuz. Gösteriyorsunuz, çekiyorsunuz. Konuşalım bu konuları birazdan. İstiyorsanız tabii. Yoksa bizim özel hayatta ha? Kimseyle ilgilenmez. Özel değil ki ya bu. Genel değil. Şey yani ama şu ay yani ne bileyim değişik yani. İş geliştirme müdürü eski manken varmış aramızda. Ya adam mı o? Aman! Soruya bak. İlk soru adam mısınız? Ver. Ben eski manken deyince hani böyle. Sen ne mankeniydin? En iyi yürüyen. Best catwalk. Best catwalk mu? Evet. Ah catwalk yapabiliyor musun? Yok yapamıyorum. O yüzden mi eski manken? Çocuğu oldu bıraktı. Catwalk'u bıraktı bir yerden. Catwalk'u bırakmak ne ya? Normal yürüyorum ama artık. Bir saniye. Sen catwalk yapıyor muydun abi? Ya defilelere çıkıyordum ben. Firmalarla çalışıyordum. Sonra bıraktık askerden sonra. Askerde normal yürütünce unuttun sanki. Askerde... Catwalk tabii abi. Askerde catwalk yaptı mı da komutan hakikaten seni şey yapar yani. Oğlum adam yürüyor. Peki askerde... Ama bu kedisi değil. Bu nasıl bir komutan askerde ya? Askerde de. Üzgünüm lan amına koyayım kedisi. Ya böyle komutan mı var ya? Oğlum İsimdi. Bir şey diyeceğim. Catwalk çok seksi bir yürüyüştür lan. Pardon hocam isim neydi? Ali. Ali. Catwalk ben hakkında... Alo catwalk yapacağız burada. Yok. Ali yapacağız yok, Ali. Öyle bir şey Ali balonlar yok, var Ali. Catwalk standart mankenin işte sahnede yürüme bir şeklinde catwalk diyorlar. Bir erkeğin catwalk'unu görmedim ben ama. Kadının catwalk'unu gördük. Yapmıyorum catwalk. Ya bırak Ali ya. Ali defilede yapmıyor musun oğlum catwalk?
defilede yaptım. Bundan 15 sene önce ama. Tamam, unutmaz ki insan. Bisiklete binmek gibidir bu catwalk güvenle. Bir yaptım bırakamazsın catwalk. Bir kere yapma yeterli. Bir şey diyeceğim, evde kendi catwalk yapmıyor musun? Kimse yokken. Dürüst ol. Catwalk dediği şey zaten mankenin işte sahnede yürümesi gibi bir şey aslında. Tamam ama böyle yürüyorsun. Bonomo maymunları gibi oldu yoksa. Ama güzel seksi bir yürüyüş abi o. Ya Ali yap be. Yapar dur şimdi kendine gelsin. Alkışlıyor musunuz yani? Alkışlayacağım. Bak Ali gel. Şuradan şuraya. Love. Ali gel. Love, gel dönüşü gel. Ali gel. Abi sen mankensin ve profesyonel bir şey yapıyorsun şu anda. Adam bayağı yakışıklı ha. Catwalk'u şey yapmaya hatırlıyor. Gittikçe daha güzelleşiyor evet. Ali vallahi yakışıklı. Ali. Ha, mikrofon pardon yanlış anladın. Ali gelir gelmez bir şey uzattı ya. Ya bir şey soracağım. Ya bu ne ya? Bu ne erkek bende? Abi ne yakışıklı adamsın. Hakikaten Bon Jovi gibi geldi aramıza. Bir şey diyeceğim. Mesela yıllar Ali. Sonra böyle fosillere falan bakıyorlar ya. Bu da insan gibi olacak. Hani, hani hangisi insan ona göre? Çocuğun var mı? Var 4,5 yaşında. Evlisin bir de. Evliyim. Çocuk nasıl tipi? O da çok tatlı bir çocuk aynen. Bizim çocuk tıp bebek. Çocuk da benim oğlum çok tatlı, yakışıklı falan böyle. Şimdi senin oğlun yakışıklı olması normal. Hani kanka demek ki senin çocuk birazdan bir süre sonra normale dönecek. Hayır. Şu anda güzel yani. Kanka tıp bak Ali bu arada Fazlı'yı kapattık mı? Evet öyle. Ha böyle. Abi ne demek senin götün benim için şey değil. Nerede göreceğim bir daha böyle götünü? Oğlum götü güzel, yüzü güzel. Neymiş adam ya? Evet yakışıklı ama ya. Çok yakışıklı. Aynı bu. Gamze mamze var lan. Gamze var lan. Ali yatırıp yalayacağız biraz. Oğlum neymiş bu adam biz oğlum falan. Ali şu lavyasını fotoğraf mı çekecek sen de? Ya bu ne ya? Ya böyle şey. Ya benim moralim bozuldu. Ali git ya. Kanki. Uçağa giden uzun sürer. Sakarya. Ali nasıl yürünüyor? Şuradan başlayıp abi şak diye bir yürüsene şöyle Cem. Sen de orada dur abi sana sanki yürüyormuş gibi gelsin. Ciddi. Ama bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Oldu mu? Hakikaten Ali yürürken sanki hani böyle askı yürüyormuş gibi olmadı mı? Böyle kıyafeti taşıyor gibi oldun. Hakikaten öyle hissettim. Ben de arkadan gelen tasması konmuş evcil köpeği. Ali abi. Ali ne güzel adamsın ya. Vallahi teşekkür ederiz. Ali harika yürüyorsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Ali. Bravo Ali. Doktor varmış aramızda. Biraz kalite ya. Ne bu ya? Kim? Siz bir de bir doktor daha vardı. Şu iki doktor yazılmış. Ha bir de hanımefendi. Ha bir de siz. 3 doktor. Oo, güzel. Merhabalar. Merhaba. Acil. Hangi acil ama? Ümraniye. En garip acil olmadığı halde gelen oluyor mesela? Yani %98 diyebilirim. Harbi mi? En saçma sapan ne için geldi? 1,5 aydır kaşınıyorum. 1 yıldır belim ağrıyor bunlar yani. Adam belim ağrıyor diyor. Bir sonraki gelen hasta kalp krizi geçiriyor mesela. Şey diyor mu? Ben o kalp krizden önce gelmişim. Önce benim belim ağrıyor. Aynen o şekilde tepki veriyor. Eyvallah. İsim sağ ol. Şervan. Şervan. Kimle geldin? Eşimle geldim. Aa siz ne iş yapıyorsunuz? Seni Şervan. Seni küçük sinsi. Onlara hastalara bakmıyorsun. Hep hemşireye bakıyor böyle. Beli ağrıyormuş. İnşallah bizim de ağrır falan. Ne zamandır? Hastanede mi tanıştınız? Hastanede. Evet, hastanede tanıştım. Yok. Dur ama nasıl tanıştınız şimdi? Aynı hastane, aynı bölüm. İkimiz de acil değiliz. Aa, böyle mesela flörtünüz ne kadar sürdü? Oğlum hastanın yanında flört çok zor. Nasıl yaptınız? Bravo. Valla hiç hastanede hiç böyle beraber gezmiyorduk. Yani dışarıda. Geçen. Canım evet. El ele gezecek halin yok. Ortopedi gelin bir anlatayım şey. Ya biraz dahiliye gitmiyorsun. Hastane mi gezmiyorsundur da. Hani böyle bir bakışma bir işte iğne vururken. Nasıl? Burasına mı? Hayır burasına falan böyle. Bizim ilişkimiz başlayınca ben hastanemi değiştirdim öyle söyleyeyim yani. Hanımefendi isim neydi? Nasıl oldu? Son günü ilk gördün. Ne oldu yani? Sonra nasıl yaptın? Ne oldu yani? Vallahi hani ne böyle... yapıyordu ilk gördüğüm hep falan mı yapıyordu? İlk görüşte herhangi bir şey olmadı. Zamanla etkilendim yani. Hoşlandın. Ona nasıl yaklaştın peki mesela? Nasıl açıldın? Öncesinde hani dışarı falan çıktık birkaç yere davet ettim. Sonrasında hani başka görüşünce... Hastane. Nasıl? Başka hastanelerde abi. Gel bir böyle okumayları SSK'da gel. Hanımefendi verir mi? Konuşmak istiyorsan tabii. İstiyorsan biz. Bu arada arkadaşlar mikrofon veriyoruz yani ben konuşmak istemiyorum. Hiç sıkıntı yok. Ay hiç aynı. Öyle bir zorlama yok. Konuşmasam da. Hayır ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkıp ben konuşmak istemiyorum diye bağırır mısın? Bebeğim benim. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Diğer acil doktor da vardı galiba. Evet siz hangi hastane efendim?
acile bunun için gelinir mi diyen kim geldi? Gece 3 böyle polikliniğin masasında böyle uyuyakalıyorum yani. Hayır. Biri geldi böyle. Dedi ki hocam ya dedi bu Covid nedir falan dedi. Yakın zamanda mı? Bu arada öksürüyor hayvan gibi. Ne bu ya bu Covid? Neden gelmişsiniz? Şikayetiniz neydi falan hemen diyorum ben. Hemen pozitif falan. Meraktan gelmişim. Evet. Ne oluyor bu hastanelerde ya? Ben merak ettim de dedi. Öyle sıra abi gelmiş hastaneye, sıra numarası almış, kimliği vermiş bilmem ne. İyi günler, bu Covid ne? Bu nasıl bir sıkılmak, bu nasıl bir boşluk? İşte ben de öyle sordum. En azından belim ağrıyordu. Yaşar bana. Öbür de güle. Peki kolera nedir? Bana hepsi bir soru sordu. Hocam veba salgını İspanya'da o dönemden. Herkes soru soruyor böyle. Müfettiş varmış aramızda. Bir bakanlık bünyesinde müfettişim. Hangi bakanlık? İsim vermeyeyim ya. Tamam. Benim için sıkıntı oldu. Tabii. Bir, Türkiye'de mi yani? Türkiye'de. Sen bayağı böyle şirketlere veya ne bileyim devlet kurumlarına gidip bakanlık adına müfettişlik yapıyorsun. Aynen. Of, çok havalı ya. Siz mesela vatandaş olarak bir şikayette bulunuyorsunuz. Diyorsunuz işte bizim iş yerinde şunlar var, biraz şu abi şikayetler falan var. Biz de onun üzerine işte bize verilmiş görevi diyoruz. Yani acaba sen aslında bakanlıktan geliyorsun ya. Aynen. Çok havalı değil mi ya? Aa, söyledin mi ben bakanlıktan geldim diyorsun. Aynen. Kim ben olsam ya arabayı falan da yazdım bakanlıktan geliyoruz diye. Şey, arabanı falan çekmiyorlardı değil mi? Yani başıma gelmedi hiç şimdi. Arabanın üstüne yeni, orada ne yazıyor? Kartta ne yazıyor? Bakanlıktan geldik mi yazıyor? Arabanın önünde. Bakanlığa gider yazıyor. Gel bakanlık mı? Önde bakanlıktan geldik, arkada bakanlığa gidiyoruz. Bankacı varmış aramızda. Bugün de hiç çalışan yok. Herkes bankanın denetliyor birini. Kim çalışıyor acaba? Banka personeliyim ama iç kontrolde çalışıyorum. Denetmenim yani. Bilindik banka mı? En üst segment değil ama orta segmentte bir banka diyebilirim. Ya zaten bankayı yayınlamayacağız ya. Adını söyle biz bir altı yazalım. Tamam. Bak tamam, hiçbir şey anlamadık zaten. Zaten onun bir genel müdürlüğü var, bir de İstanbul Şubesi var. Ben hiç ATM'sini görmedim ben. Ben de görmedim. Mesela ATM'de 50 lira istiyorsa çok ya diyor, eli çok. 30 vereyim. Ya şu garantiden borç almaya gidiyor, ATM'ye gidiyor. Siyasi arıyor ya, 50 istemişsiniz ama bizim denetmeni gönderin, parayı bozdursun istersen. Mesela denetlemeye flörtümle gitsen, çok havalı olmaz mı? Herkes, o isim ha neydi? Serbay. O Serbay, Serbay da başta seramik firması gibi. Firma ismi gibi yani. Serbay da yani geldi mi insan ha bir ihtimal gösterir. Serbay, soy ismin ne? Serdar. Karıştırmış olmayasınız. Ser'le ne varsa koymuş baba. Doğum yeri Serengeti yazın. Peki Serbay, flörtünde mesela gitsen, o Serbay Bey falan filan flörtünde vay be aşkım falan. O yapmadı. Ya o çok saçma bir şey olur canım. Niye? Yani niye? Yani şubede ne işin var yani sevgilim? Sen evli misin ya da sevgilin var mı? Yok, sevgilim yok. Sor bir soru istersen. Serbay sayı. Sayı, 4. Önceki ilişkilerinden çıkardığın en önemli 3 ders. Karşı tarafın beklentisi her zaman ilişkide belirleyici olur. Yaşanmış bir şeyler. Nişan falan attım ya. Oo. Şu an bir ilişkin var mı? Yok, bir ilişkim yok. Sen böyle bir yılmışsın ya. O evet kadar mı kötü ayrıldın yani? Yorulmuşsun sen. Çok mu darladı seni? Ya hayır, bu nişanı atalı zaten kaç, 5-6, o çoluk çocuğa bile karıştı öyle söyleyeyim yani. Ha, takip ediyorsun. Ya takip etmiyor, takip etmem de şöyle, o da şey. Müfettiş değil miyim, bakacağım. Eve giriyor böyle, hmm. Her gün denetliyor, tamam devam edin. Şöyle bir mevzu var, en yakın arkadaşımın eşinin kuzeni, öyle bir durumdu yani. Mesela bir öğreniyorsun ki çocuğuna Serbay ismini koymuş. Kocasının ismi de Serdar. Kadın da adını değişip Serbülent yapmış. Ve Serence Bey de ev kiralamış. Çok sergüzeş bir durum. Ne yaparsın abi? Yani benim yapacağım bir şey yok. Hani hala beni unutmamış. Ulan çok romantik oldu ha. Yani garip olur tabii ama. Sen elden ayağa çekmişsin ya dünyadan. Seni böyle hayata çevirecek yani döndürecek bir hanımefendi galiba gerekiyor. Hani bu enerji. Biraz galiba devir değişti ya. Eskiden hani şimdi mesela 8 yaş daha küçük olan erkek teklif etmiş mesela. Kadınların artık daha bir seçiciliği var. Eskiden böyle bir evlilik tarzında hemen aman. Abo Sakarya. Sakarya kaç. Sakarya ara verdiğimiz zaman sen bizde kulise gel hayatım istersen ne olur. Şuradan gidersen yandın. Hayır, daha şeyler artık eskisi. Abim not almış. Ya. Evet. Evet Serbay, abi. Serbay bir de şurada bir kız vardı. çok güzel. Şu an hiç işim olmadı. Biz abartıyoruz. Affına mi sığınarak. Affına sığınarak. Işte anlayışına mükemmel sığınarak. Mükemmel adam. Teşekkür ederiz. Kimle geldin? Ben yok, tek geldim. Tek geldin. Ama şurada tek gitmem. Sakarya biletim yanımda. İki kişilik. Yarı şey diyor. Bak Sakarya 20 tane şube açmış ama. Denetleye geziyor böyle. İsim neydi? Burcu Kulo. Burcu. Şimdi bizim bir bölümümüz var. Okey. Hangisi?
Serba'yla tanışma. Hayır. Bebeğim seni sahneye alacağız istiyorsan. Tamam. Okay. Ödüllü. Büyük bir ödül. Eyvallah. Bu arada evet büyük bir ödül. Yüksek çıktım başka bir şey. Ödülümüz Ali. Ali'yi öreceğiz. Erkek güzel Ali. Burcu seni sahneye alabilir miyiz bebeğim? Arkadaşlar üç bekar erkek. Kardeşim sen gel sen kardeşim. Sen istiyorsun tamam okey. İsteyen Ali gelsin. Bir de sen gel. Evet Ali. Hayır Ali sevgilisi var ama. Olsun oyun olur mu? Evliyim ben. Evliyim. Ona cevap veremem, buna cevap veremem. Ben catwalk yapmak istiyorum falan. Ali şimdi burada dönecek dolanacak. Burcu'nun hayalindeki kişi miyiz değil miyiz flört konusu. Yani uyumluluk olarak kimle daha uyumlu onu bakacağız. Ona bakacağız, sorular soracağız. Bir burada ödülümüz neydi? 150 liralık hediye sepetinden çek. 150 liralık mı? Evet. Oo. Gece polis sirenleriyle uyanıyorsun. Cama bakıyorsun, apartmanın önünde polis kaynıyor. Kapı çalıyor. Açıyorsun. Ben. Banka soymuşum. İçindeki 100 bin dolar olan bir çantayla kapıdayım. Çaresizim, yana sığınıyorum. Kesin yakalanacağız. Ne yaparsınız? Ya yakalanacaksak niye bir şey yapıyoruz ki? Zaten yakalanacağız. Bana gelecek kadar bana değer veriyorsa ben de o hissi ona gösteririm. Yakalanırsak yakalanırsak. Seni sapık. Peki. Kesin yakalanacağız zaten büyük ihtimalle. Abi vallahi ben yapmadım abi. Yemin ederim ben yapmadım abi. Bu yaptı derim. Tamam bunlar tamam. Sizin şeyiniz, kişiliğinizle alakalı cevaplar. Hayır hayır yani böyle düşünüyorsunuz böyle yardımcısınız. Karakterleri anladık ufak sonra. Karakterleri çok anladım. Evet, İkinci soru. Sahnelik tatilimize gittik. Önceki nereye gideriz? Tatile gideceğiz. Gittik. Nerede tatil yaparsın Burcu'yla? Ya ben 9 sene 10 sene Fethiye'de yaşadım. Orayı çok iyi bildiğim için, orayı da çok sevdiğim için Fethiye'ye götürdüm. Sen? Fethiye. Abi ben öğrenci olduğum için hiçbir yer gelmedim. Kampüste bir tur. Ben hala lisedeyim bir de yani kampüste. Lisede misin sen? Lise mi? Abo senin yaşın kaç? Ben son sınıftayım. 18 oldum dün. Ha dün oldun. Ben direkt geldim hemen o yüzden her yere gülüyorum. Bu tehlikeli dikkat edin. Bunu eleyelim ya Burcu vallahi bak. Bu... Hayır biz de tehlikeliyiz. Dito yaylası diyebilirim Rize. Yayla. Şimdi devamı. Yayla var, Fethiye var. Bir de nereye götüreceği bir meçhul bir yer var. Evet. Cevapları aldık. Tatildeyken eski sevgilime denk geldim. Onun da sevgilisiyle birlikte. Dans ederken beni de dansa kaldırıyor. Ne dersin? Kesinlikle kabul etmem. Yani ortamda... Bıçağı da götüne sokarım. Soru aynen. Yani kabul edilebilecek bir taraf yok. Aynı ortamda bulunmak da çok doğru gelmiyor bana. Denk gelmiş. Denk geldi ama. Evet tamam. O bizim gitmemiz gerekir. Ne yaparsın? Onlar gitmiyorsa biz gideriz. Ben de onun sevgilisini dansa kaldırırım. Güzel. Ver bakalım. Büyük ihtimalle kavga ederdim herhalde. Kavga mı? Dur oğlum. Hemen böyle. Ama bir şey yapmıyor ki. He. Dansa kibarca. Hayır canım. Tamam, kavga. Ha. Tamam, okey. Bir estetik hakkın var, neyini değiştirirdin? Ozan Tufan şey yapmıştı, benini aldırmıştı. Benim de şurada benim var bir tane. Onu aldırmak isterdim herhalde. Benini aldırdın. Aynen. Ben de Ozan Tufan'ın o benini kendime taktım. Yok. İki benim olsun abi. Adam alay konusu olmuştu da. Evet. Yani burnumda var bir tane. Ha, gözükmüyor var da bir anlayamadık. Olmuyor. Aynen. Tamam. Ver bakalım. Ben o domluğun kurşunu zannedeceğim. Evet. Kaşların arasına değmiş. Bir avcılardan şüpheleniyorlar. Tamam. Aynen kilo tutuyor. Aldırmak estetik oluyor mu? Ne aldırmak? Kilo aldırmak. Kilo aldırmak mı? Yağ aldırmak. Yağ aldırmak. Girer. Tabii. Liposuction oğlum, liposuction. Tamam ben yağ aldırırım. Zayıflardım. Aynen. O mide kelepçesi, o tip şeyler. Evet. Tamam. Güzel. Benim burnum biraz düz. İhtimalle burnuma estetik yaptırırım. Burnun yaptırım. Burada mı? Yanlama akıcı avatara benziyorum da biraz. Burnunu mu düzeltirdin? Evet. Sen burnunu düzelt. Hakikaten evet. Avatara benziyor. Evet. Yani hakikaten maviyi düşün, mavi sürünün, mavi. Peki. Tamam. Güzel. Gülmeyi çok severim. 30 saniye içinde beni güldürürsen çok etkilenirim. 30 saniyem var. Hemen kum saatimiz de yok. Suzi tutuyor aklımda. 30 saniye olunca sen tamam bitti de. Bir kere baştan oradan başlasın bu sefer. Cem İşçiler çok komik bir adam. Bu şaka mıydı ama? Güldürdü. Bir şekilde güldürdü. Bir sinsi bir hareket yaptı. Akıllıca. Sen de. Evet kardeşim. Benim hiçbir şey yok aklımda. Balon falan patlat bari. Hiçbir şey yok. Evet. Buyur hocam. Annenle baban kaç yıldır evli? 20 yıldır. 20 yıldır. Mikrofon. 20 yıldır. Annenle baban kaç yıldır evli? Mikrofonu tutma diye abi. 20. Ben... 20. Bir de arkan dönük cevap ver. Oğlum, Allah Allah. Mikrofonu ama tutma diye ses duyulmadı diye. Güzeldi. Kurguyu için düşünüyorsun. Çok tatlı aynen. Adam. Sağ ol. Evet. Başa alıyorum. Tamam, başa al. Baştan kalk tekrar gel istersen böyle kurguyu. Tamam. Annenle baban kaç yıldır evli?
21'den buna koyayım. O kadar çok zor değil. 25. 25. 25 yıldır. Aynen. Hem annen hem baban hem de sen çok şanslısın çünkü Cem boşandı. Fazla abinin esprisini yapayım dedim ya. Lan doğal psikopata benziyor, bir şey diyemiyorum. Yok abi İstanbul'un. Tamam, şakaları aldık. Tamam. Tabii ki bu hadi beraber bir çay için şeyi değil. Ama tabii. Karakter olarak karşında çeşitli hayatın çeşitli dönemlerinde bu üç karakterde ve fizyolojik durumlarda insanlar var. Hangisi bir tık önde olurdu? Uyumluluk anlamında. Önce eleyelim. Üçüncüyü seçiyoruz. Üçüncüsü. Yani küçüğe dedik tabii ki. Küçük. Yaştan elendin. Güzel. Yapacak yaş bu yani. Ne zaman doğduğunu. Doğar doğar. Anne ne kadar geç doğdun ya diyecek hali yok. Evet evet. Ama bunu daha önceki şeyde de Sakarya'da anlatmışlardı. Yaşı küçük oldum istenmiyor. Kusura bakma. İstemiyor. Sen gene de. Kendi yaşlarına. Tamam. Evet. İkinci. Şu anda ikinci değil. Direkt kim uyumluysa onu seçecek. Ben Karadeniz'im, o yüzden Rize yaylası. Rize yaylaya götüren. Bravo. Evet tamam. Bu kadar. Ya bu ne ya? Abi yapmak zorunda. Abi ödülle. Abi ödülle. Öyle bakıyor. Tamam. Sen peki. Kardeşim hediyesepeti.com'dan 150 liralık. Ben genç kardeşime hediye etmek istiyorum. Ooo. Burcu ve diğer iki seyircimize birer çimen kupası kazandı. Evet. Onu da aldı. Herkes... 100 lira da ben vereyim istersen. Evet. Yardımlarınızı bekliyoruz ona. Eğer şeyse. Ve altta yazan İBAN'a da 50'şer lira gönderirsiniz. Kardeşimizi bir yere göndereceğiz çünkü. Bir de Instagram olur. Canım benim çok güzel. Ona teşekkür mektep olur musunuz? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Peki. Bir izleyicimizi Sevgililer Günü özelinde sevgilisiyle Fethiye'de 4 yıldızlı tatile gönderiyoruz. Konaklama ve yol bizden. Yol. Aynen öyle. Bizden derken şov yaptık. Bunu sağlayacak arkadaşımız da Efe Fırın. Sahibi Talip Bey. Talip Bey ile de ben tanıştım. Mükemmel bir adam. Fethiye'de ben de gittim, konakladım orada. Hatta Talip bir ara gelin. Talip yolu bir ara, ben verdim ama. Bir ara gelin bekleriz dedi. Ertesi sabah fazla uçağa bindim ama. Evet, adam kibarlıktan söylemişti. O mekanında da acayip bazlamalar var. Yedim Fethiye'de. Aa Fethiye'ye götürecektin arkadaş. Kimdi o? Fethiye'de mükemmel bir yer. Bazlamacı Talip. Harika. Aynen. Süper adamdır. Bu yayınlanmış bölümümüzün altına yorum yapacak. İzleyicilerimizden birine Mayıs ayında bayram günü hariç... Bize değil mi lan diyorlar? Ha buradakileri değil. YouTube'a. YouTube hayatı. Size başka şeyler vereceğiz. Size başka şeyler vereceğiz. Balonları da açacağız birer tane. Arkadaşlar, iki evli çiftle bir oyunumuz var. Güzel de bir ödül var. Çok güzel bir ödül var. Çok güzel. Bugün Sevgililer Günü özel oldu. Şimdi böyle bir özel bir oyun oynayalım yani. İki çiftimiz. Kim katılmak ister? Evli çift. Aa, orada da el kaldıran var. Burada tamam, değil. Tamam. Orası ve orası. Tamam. İsim neydi? Zeynep. Zeynep. Sizin neydi isim? Emre. Zeynep. Emre niye gerginsin böyle? Zeynep. İsim ya, Emre. İlişki. Şey Emre olamadı. İlişkinizle alakalı sorular. Çok rahat olun. Tamam. Hep Zeynep. Özel sorular i̇şte yani. İşte o yüzden rahat olamıyoruz. Rahat olun. Çok yani özel bir yani mahreminize gireceğiz. Rahat olun. Kaç yıllık evlilik? 2.2 falan. Deprem şeyi gibi verdim. Daha yeni evlilik aslında. 2 yıllık. Aa süper. Taze bilgiler. Ama dolu dolu. Ha. Çocuk da var. Aa! Kaç yaşında? 14. O da 1.1 falan. Hayır sen niye böyle 1.1 küsuratlı veriyorsun her şeyi? Siz evlendiniz ve hemen çocuk olmuş. Yok ya. Yani. Tabii. Al. Benim yiğidime bak hele. Vay benim yiğidime bak hele. Evet, Emre kazandı. Size birbirinize ilgili sorular soracağız. İkiniz de cevapları yazacaksınız. Bakmadan. Birbirinize bakmadan. Aynı anda göstereceksiniz. Bakalım birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Nasıl ama yaratıcı oyunumuz? Ha? Ha? Ve bu format dünyada ilk defa deneniyor. Sadece siz çimenciler için. Sadece katıl üyeler için dedim. Ama birbirinizi görmemeniz lazım. Yani araya gireyim. Bakmayın birbirinize. Sen burada evet. Ya, sen burada. O görmez, ben kapatıyorum. O bakmaz zaten, ben bakarım. Ben bakmam. Ben bakıyorum ya sen. Emre... Bu eşinizin... ikinci Ali vakasıyla karşı karşıyayız. Onu ilk nerede gördün? Üzerinde ne vardı? Yeri ve... Bu arada üzerindeki soru... kıyafeti yazacaksın. Bebeğim, ha bir dakika dur. Şimdi soruları sana soruyoruz. Sen cevabı yazıyorsun. He. Sen hatırladığını yazıyorsun, sen cevabı yazıyorsun. Sen de kaldır. Oku Emre. Kamera görüyor mu? Ama ben bunu öyle söyleyelim mi? Akkaka kamp alanı. Aşağı mı indirsin? Aynen. Aa. Böyle. Doğru. Doğru zaten. Kıyafet... Yenge takılmayayım, ben de öylesine yazdım. Ben de hatırlamıyorum. Tamam, 2'de 1 o zaman. Onu ilk nerede öptün? Oo. Bu sen... da ben düğünde galiba zaten çocuğun yaşında. Sen yaz. Arkadaşlar daha önce öpüşmediyseniz... Ay bir dakika şimdi.
Hayır, ne, o kadar mı çok öptün? Hayır. Nerede öptün? Yani bir öptün ve otobüste mi öptün? Şehir şehir mi gezdin yani? 2011 yani, hatırlayamam. Nerede ben öptün? Ama insan ilk öpücüğünü unutur mu ya? Muğla'da yani. Hayır söyleme oğlum, yaz. Neyse düşünürsen. Aa söyleme söyleme. Bu da Muğla yazar. Sıçarım öyle olmaz lan. Başka soru sor. Başka soru sor. Başka. Başka. Söyleme söyleme. Tamam. Ona en çok ne için kızdın? Neden dolayı sana kızıyor? Hayır yap, ya, cevap verme ya. Aşkına ya, aşkına ya. Vallahi oldum ya. Vay arkadaş, bu format böyle mi oluyordu ya? O zaman şey ya, 4x4 böyle yarışma mı olur ya? Sen ne yapmışsın? Unutur, her şeyin yorumlarına bakar. Sen? Bir şeyler hatırlamadığım için. Evet. Ver bakayım mikrofonu. Kanka, böyle durayım mikrofonla. Senin moderatörün neyeceksin. Sen neyi unutuyor mesela? Gerçi biraz az çok fikrimiz var ama. Şöyle bir şey. Mesela... Ama bunu hatırlıyorum yani. Yani. Ay Allah razı olsun. Demek ki odaklanmıyor, dinlemiyor. Evet, ben de çok sinirleniyorum. Evet. Ver bakalım mikrofonu. Evet. Ne, cevap mı vereceğim? Evet. Ya bu Emre yaşıyor mu? Çok... Yani. Bir dakika. Bu ne cansız adam lan? Her şeyi hafızamda tutmuyorum herhalde yani. Ben de gerek yok. Bugün hayır, buradan ben çıkınca adam da aynısı olacak. Ne bileyim. Her şeyi hatırlamayacağım yani. Her şeyi hatırlamayacağım ama. Peki. Sizle alakalı değil. Hayır. İkide iki yaptınız. İkide iki yapmadı da bir tanesinde yarım bildiler. İkide bir buçuk. Evet. Tamam. Şimdi tamam. Sizi alacağız. İkide iki yaparsanız siz kazanacaksınız. Sana istediği kadar sorarız ya. Allah kahretsin bu oyunu. Geç bu oyunu kim? Geç buyurun. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Harika bir çiftsiniz. Allah aşkına enerjik, neşeli bir çift gelsin ya. Ne bileyim aman abi. Adam çıktığından beri abi öyle dedi ya. Evli misiniz? Ne yaptık ya aman abi. Ölçmedim ya. Adam var ya, muhtemelen çocuğu burada öğrendi. Aa! Ben kuzen sanıyordum onu falan. Haberi yok dünyadan ya. Dünya yok oluyor. Nurcan bir gemiye 3 kişiyi alıp gidecek. Kimleri alır? Nurcan kimleri alırsın? Nurcan kimleri alır? Ya sen çok de var ya. Çok polimcisin sen. Kaldır, sen kaldır önce. Yazdın mı? Yaz bakayım. Aç bakayım. Söyle. Söyleyerek kaldır. İnşallah beni... Allah bunun yazdığına bak, bunun yazdığına bak. Hele ya, kaldır görsün de herkes. Tamam, yazsın. İnşallah beni, oğlumuzu, annesini yazdım ama... Sen öyle yaz. Peki sen de yazdın. Oku, sesli oku. Oo, güzel. Hayır, oku, sesli oku. Mikrofon versene fazla. Allah aşkına mikrofon versene. Allah aşkına. Kendi kendine eğleniyor orada ya. Oku kız. Oğlum kızı niye yer attın kocasının yanında manyak? Oksana be ya, ne yapıyorsun ya? Sen de okusana artık be! Ya üçünüzün de Allah belanı, yemin ederim. Vallahi ya, ben bizi kim program birbirinizle yapayım, kim de yapayım ya. Allah bir şey diyeceğim. Kızım da eğleniyorlar ya. Ya çocuk o kadar romantik şeyler, beni, oğlumuzu, annesini. Kızı yapmış, ver bakayım. Ben bunlarla kafayı yiyorum. Sen ne yazmış ne? Fazla Cem Mesut. Ya bebeğim, ayıp olsun. Bir sene bak. Ben isim neydi senin? Unuttum. Nurcan. Nurcan. Bir sene. Ben Fazlı, Mesut, Nurcan gemide gidiyoruz. Bu da şeydi, annesi, çocuğu böyle. Aynen. Ayıp değil mi ya? Ama diyor, kafayı yerim diyor ben onlara. Bir de böyle yapıyoruz. Aa ne oldu? Biz de şen şakrak eğlene. Yani gemide hakikaten gemi. Bir şey diyeceğim. Zaten bütün gün onlarla birliktesin gerçekten de. Yani uzay gemi. Şey dedi, gemide de ya. Bebeğim peki bizim üçümüzün seninle gitmesini biz eşit olsa nasıl anlatacağız ya? Bir tane kız, Allah Allah. Bir diyecekler, hadi siz tanım. Ben nasıl anlatacağım? Karım 3 tane erkekle geliyor. Lan erkek sayılır mıyız biz ya? Oğluma nasıl anlatacağım? Sen gerçekten de oğlun, eşin ve annenle mi gideceğini düşündün? Bir de sen annesini yani. Sen ne kadar romantiksin. Annesini çok seviyor, tamam biliyoruz. Hani oğlu annesini çok seviyor, biliyoruz. Beni de seviyor diye. Beni seviyor diye biliyoruz. Oğlum var ya, oğlumuz var, ne bileyim öyle olur diye düşünüyorum ama. Yalnız hayatında yaşamadığı mutluluğu son 10 dakikadır yaşıyor. Hayal etti ya onları. Ulan, kocamsız bir hayat falan diye. Ya ne kadar tatlısınız ya. Harikasınız evet, ya. Evet, yeni soru. Peki. Tamam. Ay ben de çok güldüm. Başım ağrıdı vallahi. Ya tam bir hayal kırıklığını gördük ya. Peki. Eşinin ulaşmak istediği en büyük hayali ne? Hayır, ortada değil misin yani istediğim şey? Ben oradan kurtulmak istiyorum. Ya tamam bebeğim, adamı bıçaklayın, ne yapalım burada ya? Bir şey diyeceğim ya. Sen de bir şey diyeceğim. Hayır, sen de...
Nurcan ben sana bir şey mi bileyim? Bak o gemiye bin, 10 dakika sonra yüzerek geri gelmezsen öleceksin. Hayır hayır. Şu adamla. Sen de ama bir şey diyeceğim. Sen de biraz yani şeyi yap ya. Biraz çocuğu biraz gariban bak kaldığı çocuklar. Elinde bebeğiyle kaldı adam. Bebeği bir de kayınvalidesi. Sen ne kadar yıldın ya. Biraz hayır, eve birlikte gideceksiniz ama. Biz bu bitecek program. Annemden kurtulmak için bununla evli. Allah. Arkadaşlar biz çift demiştik. Siz evli birer bireysiniz sen, yavrum. Gözlerim sen var ya. Sen, sen artık. Sen bu gece gel evet. Bende kal. Vallahi. Ne kadar genel yazdın. Boş yaşıyorum hayatım. Çocuk oldu ya. Ya çok komik bu. Evet, şimdi bittiyse kaldıralım. Şimdi, önce sen kaldır, okuyarak. Büyük ev ve mutlu bir yuva dedi. Ya Allah'ım! Ya dur dur. Ya ben çok ben de çekiyorum. Ne yazdın, ne yazdın? Büyük ev ve mutlu bir yuva yazdım. Ya bak. Öyle çıkacak, gene bilmiyorum. Hocam ya! Ne kadar romantik lan bu adam. Sen ya. Ne yazdın dedi? Sen ne yazdın? Bak, bak, bak. Sen ne yazdın? Kaldır, okuyarak. Halka oynuyor. İş kurmak. Kaybettiler. İki ödül, hayır. İkisine de verelim aynı ödülle. Aa, harikaydılar canım. Hiçbir şey. Hiçbir şey ikiye böleceğiz. Şey vereceğiz ya, ne verecektik? Sağlık sigortası istiyorum. Kupa. Kupa hediye kupa. Sepetinden? Hediye sepetinden kupa. Bu arada hediye sepetinde bizim özel ürünlerimiz var. Çimen'e ait çok güzel ürünler var. Kupamız var, tişörtlerimiz var, anahtarlık var. Birgit Bardot var. Çok güzel şeyler var. Hediye evet. Sepetinden onları alabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz arkadaşlarınıza, eşinize, sevdiklerinize. Hem kazanan hem kaybeden çiftlerimiz hediye sepetinden 150'şer liralık çek kazandılar. Ya çok ya. Teşekkürler. Harikasınız. Ya çok canım. Teşekkürler vallahi. Harikasınız. Süpersiniz. Yani abi çok teşekkür sağ ederiz. Sağ olsun. Kurban olurum. İnsan eşini demek ki çimende tanıyormuş. Kıymetli izleyenler, Seda konuğumuz. Birazdan çağıracağız. Seda konuğumuz. Seda Yüz yani. Seda Yüz çağıracağım da. Seda'ya haber vermek maksadı. Ben programı ilerliyorum ya kanka. Sonra takılıyorsun, öyle eğleniyorsun ya. Pardon programı şey yapıyorsun, özür dilerim. Hamı izliyorsun ya. Sanki başka bir işim var. Anlatayım ben. Ya yiyordum kafayı yiyeceğim. Bir ara Nurcan da burada fazla eğleniyorlar ondan. Ben debeleniyorum. Yarışma yapacağız. Kurup, öyle mi oldu falan diye kızı. Kadın itiyor ayağı şey elimden. Ya inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Başka projem olsa gideceğim de başka projem de. Allah belanızı versin. 50 tane kağıt kaldı burada. Şunları alsanıza. Şunları alsana. Benim işlerim bunlar amına koyayım. Al. Canberk alsana şunu Allah aşkına. Canberk seni kızı geçiriyor. Ah, ah. Çabuk. Vallahi Serpil'i getirir çabuk da. Nasıl eğleniyorsun değil mi? Ulan bizim amacımız sen eğlendin ben program yapıyorum ya. Alkışlarınızla Seda Yüz. Seda hoş geldin Sedacığım. Selam. Bebeğim hoş geldin. Hello. Sedacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel her şey. Değil mi? Balonlar falan. Yaşil falan Türkiye. Evet her şey çok güzel burada. Turist geldik böyle. Böyle şiveyi çıksam ya. Ne kadar güzelsin ya. Burada bir de bir çok zor bir günde çağırdık ne? Seni böyle şey. Ne? Konuşamıyorum. Şey, şimdi bunlardan cümle kuracağız hadi. Hadi bakalım. Sence ne demek istedim? Yeni oyunumuz yazımız. Bu. Ödül var. Bardak. Bazı bardak sanki çok böyle insanlar delireceği ödülmüş gibi de şey diyor. Bardağı sevin ama olur mu? Sevin bardağı. Evet, bugün Seda konuğumuz. Seda komedyen ve çok komik. Aynen öyle. Vallahi çok komik. Ben çok seviyorum sadece. Vallahi Allah razı olsun be. Tuz biber. O tuz kadar biber. Bilgi edinmiş. Seda, tuz biber ne diyorsun? Tuz biber bu arada çok hakikaten şey yani. Ben aktifler bayağı. Canlı olarak izleyemedim. Özür dilerim. Şey olarak. İzle gel bir gün. Çoluk çocuk yemin ediyorum. Vallahi hiç, inan ki hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Ama çok duyuyoruz, görüyoruz falan. Genelde linç edilirken siz izliyorsunuz. Linçten başladı. Ne evet. O konuyu takıyor, ne bu konuyu takıyor. Seda, sen haftada bayağı böyle 2-3 sahne yapıyorsun ne varlar? Yapıyorum ya. Bu ara gerçekten yoğun. Güzel yani. Evden kaçmak için bana da bir fırsat oluyor. Neden öyle buraya da koşarak geldim. Sen de mi Nurcan gibi evde durmak istemiyorsun? Ben 10 senedir evliyim ya. 2 tane çocuğum var. Oo. İkiz mi senin çocuklar? İkiz. Vay be. Çift yumurta. Evet. Bir şey diyeceğim. Hakikaten bir başarı öyküsü. Bak 2 tane çocuğum var. Bir yuvan var. O yuvayı idare etmeye çalışıyorsun ve komedyenlik yapıyorsun. Eşin ne iş yapıyor? Ya sonu yoktu yani. Sadece saptama bende var. O hem tiyatro yapıyor hem bilgisayar işleri yapıyor. Ha tiyatrocu işleri. Anlıyor seni. Seviyor o zaman yaptığın işleri. Evet, evet. Anlamlandıramayan bir eş değil yani. Değil değil. Nereden destekliyor geldi bu saatte? Hani
Ya yapma artık. Yani evde gel, eve gel falan diyor. Ha öyle diyor. Yapma artık diyor. Bu ne diyor? Bu saçmalık diyor falan. Bir tane vuruyor. Hayır hayır. Vurma değil ama hani şey yapma gibi. Yapma diyorum. Çimen şova gideceğim. Böyle şeyler yaşıyoruz. Baştan beri çok mesela evde yemekleri nasıl yapıyorsunuz? İkiniz de mi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor yemekler mesela? Çok saçma oldu soruyor. Ben komedi Seda Yüz. Yemekleri nasıl yapıyoruz? Halk onu merak ediyor. Seda bırak komedi. Oğlum vallahi bak bunlar bizim yani bizim işten konuları yani. Gerçekten bu, insanlar bunu merak ediyor. Evet, Türkiye doğru. Bunu merak ediyor. Türkiye bizim evde yemekleri kim yapıyor? Bunu merak ediyor insanlar. Ama ben bir mesela benim komedyen ve bir iki tane çocuğu olan bir hanımefendi ilk defa tanışıyorum. Ve bunu merak ettim gerçekten de. Gerçekten de yardımcımız var. Evde yardımcı var. Ne oldu? İki saattir işte bak ne yardım bir şey söylüyor ya? Sence? Ev kaç artı kaç kızsın? Arkadaşlar ne konuşuyoruz biz şu an? Kaç artı kaç? 3 artı 1. 3 artı 1. Burada sadece gerçekler konuşulur. Şimdi Nihat Doğan gir. Gerçekler konuşmak çağırdı adam. Evet Seda. Ev 3 artı 1, 100 metrekare. Hayır bebeğim. Aa Şişli'de. Şişli'de. Sizin mi? Kira mı? Özür dileriz, biz bunlara şaşırıyoruz valla. Ben seni sürünüyor sanıyordum. Niye sürünüyor? Ne bileyim böyle. Ay, ama genelde hani komedyenler böyle işte sürünen insanlar olur ya. Mesela Cem Metrobüs'ten. Hani anladın mı? Hayır güzel, o zaman senin eşin nasıl? Ya. Hayır şu anda hakikaten tanımak için soruyorum. Merak ettim soruyorum. Zengin misiniz de geç ya. Misiniz? Değiliz. Yardımcı? O mu zengin? Zengin bir yardımcı. Yardımcı bizi evine almış. Ne kadar lazım abi diye geçiyor evde. Öyle yardımcı. Maddi olarak yardımcı. Hoş geldiniz. Alışın birer durun. Eşinle orada mı tanıştın? Biz oyunculuk okulunda tanıştık. Ha. Sonra bir sahne açtık. Küçük böyle bir oda sahnesi gibi bir şey. Sonra orada tiyatro oyunları yapmaya başladık. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ne konuşuyoruz Seda, şu an? Özür dilerim bebeğim. İnsan bir konu araştırır değil mi? Ya evet sanki, ya. Sanki evet şimdi Nuriye abla konumuz diye. Sen komşumu çağırdın. Ulan bu kız kaç yıldır komedyen. Oğlum, çok başarılı. İnsan bakar Seda Yüz Google yapar ya. Ben onu tanımayanların sorularını soruyorum. Sen önce kendi seni tanımayanları anlat. Senden çok tanınıyor bu. Senin evin kaç artı kaç? 2 artı 1. Kira. Ve yardımcımız yok. O yüzden bu kadar ilgi gösterdi. Benim evi soru kaç artı seninki? Kaç? Seninki? 1. Artısı da yok. Artı yok. Ve evde yardımcı kalıyor. Çünkü yer yok. Yardımcı böyle, Cemciğim bugün gelme ben vallahi çok fenayım. Ya yardımcılı ev, hakikaten ben bir arkadaşımla gitmiştim, yardımcısı vardı falan. Ben yardımcısına yarım saat sonra çay götürmeye başladım yardımcıya. Alışık değilim yardımcını bir şey getirmeye. Evde yardımcı olunca olmuyor. Ben hep böyle adisyon bekliyorum herhalde. Çünkü öyle oluyor yani. Sen böyle çok sık dışarı falan sosyal hayatın var mı? Çok dışarı çıkayım. Yok ya. Sadece sahneye gidince anca zaten yetiştirebiliyorum. Aynen. Aslında Seda şöyle bir algıyı yıktı ha. Genelde komedyenler... Neyi yıkmışsın bakalım öyle desin. Bir dakika, bakalım. Seda Yüz neyi yıktı? Ben çok mantıklı bir şey hayır, ben şu anda Türkiye'nin sesi olarak konuşuyorum. Herkes onu merak ediyor. Mesela komedyenler genelde fakir olurlar. Algısını yıktın. Yani zengin değiliz biz de. Ben neyi açıklamaya çalışıyorum? Beni kurtarın ya. Lütfen. Evet, tamam. Mantıklı soru sorayım. Seda. Biraz mantıklı soru sorayım. Genelde komedyenler fakir oluyor. Sen bu algıyı yıktın. Ben de ne hani işte kadınlar, komedi falan öyle bir şey bekliyorum. Sen şu algıyı yıktın. Genelde fakir olunur. Ben var ya en nefret ettiğim şey o biliyor musun? Kadınlardan komediden çıkmıyor falan. Ne alakası var ya? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kadınlar daha komik. Mesela kadınlar evet araba kullanamıyor ama kadınlar... Şaka şaka. Ya çok özür dileriz. Sırf şaka olsun dedim. Özür tamam dilerim. Gülelim diye. Ve gerçekten de fikirlerim bunlar. Bu arada. Ya saçmalama öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey ben de bir kadınla evlendim. Açıklamama bak. Hiç şey gerçekten. Vallahi kadınları çok seviyorum ya. Getireyim bir tane seveyim falan dedim. Ay sevmezsem evlenir miyim ya kadınla? Artık toparlayıcı bir cümle söyle, gittikçe battın. Ben sana şu pası atıyorum ve bırakıyorum sana. At bakalım. Bu algıyı gel birlikte yıkalım. Güzel bir fıkra anlat. Hayır. Bu algı niye oluştu sence? Hangi algı? Şişli'de evi olmazmış komedyenin. Bu algı. Hayır ya şişi algısı biliyorsun işte. Anlattım ya önce. İşte. Hayır kadın komedyen azdır algısı. Yok mu bu algı? Ben mi uydurdum şimdi götümden? Oğlum kadın komedyenlerin grubu var. Çok da fifi diye. Hepsi kadın komedyen. Ya tamam bir var da böyle bir algı yok mu? Ben mi şimdi aklıma geldi? Peki işte. Bildiğimiz kadın komedyenleri sayalım. Yasemin Yalçın. Gülse Birsel.
stand-up yapmıyor ama okey, kadın komedyen. Mesela Yasemin stand-upçı kim var abi mesela stand-up Yasemin yapan? Yasemin Sakallıoğlu mesela. Evet, Yasemin hayvan Sakallıoğlu gibi de dolduruyor sonları koca. Ama o da daha, hani o da yeni, hani onu diyorum. Yani şey yorum, hayvan gibi dolduruyor. Ya arkadaşım, başka? Al işte bak. Başka bildiğimiz yok. Bak işte gördün mü? Seda Yüz. Az, onu diyorum. Aynen. Az diyorum. Sen yani başka yerde olsan Seda izleyecektin ama. Seda Yüz'ü burada diye söylemiyorum ben de. Yüz'ü burada. O yüzden. Aynı şakayı az önce ben yapmadım. Duyum ya. Aynı şakayı yaptım, duyum. Ya abi. Seda böyle ayıp değil mi? Sen misin? Bence çok ayıp. Şakayı yaptım, Seda Yüz diye burada söylemiyorum. Ha, Yüz'ü burada. Ha, ayıp ya. Duymayanlar için, duymayanlar. Şurada da şaka çalamadım şu anda. Suzi diyor ki ses gelmiyor diyor. İki kere diyoruz ki duysun diye ya işte. Programa yankı şov. Var kadın komedyenler bu arada. Evet. Ama yani tabii ki sayıları az. Hı hı. Hı-hı. Niye az olduğunu düşünüyorsun? Onu soruyorum. Ya ben bu arada hakikaten güzel bir yerden girmeye çalışıyorum. Bilmiyorum fark edebildiniz ama. Yani sence neden az? Yani ya fırsat mı verilmiyor? Birisi, onu hani, diyorum. Fırsat hayır verilmiyor. Şöyle bir şey değil ama daha... Aterki bir toplum olduğumuz için mi? Ha? Cevabını oradan seçeceksin. Onun verdiği oradan seçeceksin. C şıkkı. Fazla öyle soru sorar. Yani şimdi bunun sosyolojik bir sürü sebepleri var. Tamam fazla. Bir tanesini söyle. Ya dur da bir kız bir cümle kursun da. Ya evet ataerkil sistem diyebiliriz. Evet. Hı-hı. Ya sen şu sonuca varmaya çalışıyorsun yani kadınlar bu işi yapamıyor. Tam tersini düşünmedim ben iki saati değil mi ablacığım? Allah'ın sen mikrofonu versene şuraya. Şuraya beni çok biraz güzel destekliyor. Kanka senle hemfikir değil yani mikrofon verdiğin ama. Ne diyorsun? Ben öyle mi düşünüyorum sence? Yok hayır öyle düşünmüyorsun. Maske indirsin hayatım. Genel olarak size sevgimden dolayı... Ya hayır, şu anda bir kadın bir erkek sahneye gidiyordan daha şey bir mesele ya bu, daha büyük bir mesele ya. Onu sordum işte ya. Allah aşkına. Bu konuyu tamam, kapatalım. Yani, tamam, yani. Ben bir şey demiyorum. Kötü bir şey söylemek istemedim, öyle kalmasın diye onu toparlamaya çalışıyorum. Ben diyorum ki böyle bir sorun var ülkemizde. Fazla bence bunun daha sonra tartışılması bile çok ülkemizin... Tartışılmasın yani, diyorum konuşulması, zaten. Düşünmesi yani. Mesela şey bile saçma. Evet, konuk alkışlarınızda kadın komedyen Seda Yüz. Bu, bak bunu bile demiyoruz yani, dememeliyiz zaten. Erkek komedyen diyor muyuz mesela? Onun gibi dememeliyiz. Yani bunu tamam. Biz konuşursak çok saçma. Yani bunun hala konuşulur olduğu anlamına geliyor demek istese daha. Tam bir biz politik hiç... doğruculuk vardır ya böyle yavşak bir politik doğruculuk. Tam bir onu yaşıyoruz şu senin anda. Gerçekleri konuşmuyoruz yani hani şu hani Doğu Perinçek, sen Abdülhamit Sarı tam onu yaptı şu anda. Hakikaten gerçekleri... Sana buradan bir çakarım. Çak yavşak! Tam onu yaptım, tam onu yaptım. Seda'cığım. Tamam abi ben bir şey sormuyorum hadi. Okey. Seda bebeğim izliyor musun Çimen'i? Yok. Aaa! Kadınlar az izliyor, ne diyorsun? Ama gerçekten de kadınlar az izliyor şimdi. Neden sence? Bunun eril dilleri yüzünden. Tamam ben bir şey sormuyorum. Sadece stand-up yaparak sahne doldurman çok büyük kıymet yani. Hani bir YouTube içeriği, bir podcast veya hani insanlara sosyal medyadan açılmadan... Sadece stand-up'larını paylaşarak. Evet ama yapmak istiyorum ben de bir şey. Bence yapmalısın. Evet, çok komiksin çünkü. Bence. Çok eğlencelisin. Bence. Sen sahnesi izledin mi Seda'nın? İzledim. Ben Mesut Süre'den duydum Seda'yı. Çok beğendiğini söyledi bana. Öyle mi? Ciddi söylüyorum, çok beğendiğini söyledi. Ama ben izlemedim. Çok merak ediyorum yani. Oğlum ne var ama? O da beni izledi. Sen de beni izledin mi? Hayır izlemedim. Tamam. Kanka, ya konağa... Sen beni izledin mi kanka? Sen daha beni izleme, ben de seni izleme. Hayır, öyle baktık yani falan hani. Yani. Hayır canım, çok normal tabii ki yani. Tabii. Şu anda nerede çıkıyorsun, onu da istersen söyle. Aylak'ta çıkıyorsun. Farklı yerlerde çıkıyorum ama Instagram takip hesabımdan takip ediyorum. Seda Yüz mü? Seda.yüz. Seda Yüz kapılmış mı? Evet ya. Kim almış onu ya? Ne bileyim ya. Peki Seda Yüz kaç takipçisi var Seda? Kim almış? Ben diyeceğim de kızacak. Ne demiş? Seda Yüz almıştır diyor. Sen diyecek ki ben diyecektim o şakayı. Bir de şaka paylaşın diyor. Öyle bir şaka ki. Kim o Fazlı Polat hayranı? Benim bir şey merak ediyorum. Mesela Seda Yüz'e baktın mı kim almış? Hani bir yere geleceğim. Hatırlamıyorum. Çok önceydi ya. Bakmadım sonra. Peki Seda Yüz oldu 4,5 milyon. Noktası senin olmayan Seda Yüz. Ha ne oldu? Aha yaparlar lan işte. Az önce tavlamıyordun. Sen akıllı bir adama benziyorsun gerçekten. Adam derken eril dili bırakalım. Adam... Sen akıllı bir bireye benziyorsun. Sana cinsiyet atamak istemem. Doğru. Bizim bu bölüm sponsorumuz Hediye Sepeti. Hediye Sepeti biliyorsunuz daha önce de bölüm sponsorumuz olmuş. Hatta bizim çimen ürünleri Sedacığım Hediye Sepeti'nde sadece çimen ürünlerinin olduğu kategori var biliyor musun? Aa. Kupa işte şey kupa. Tişört. Kitap ayracı. Evet. Var. Anahtarlık. Anahtarlık falan. Aynı zamanda sevdiklerinize özellikle şu an bölüm 10 Şubat'ta yayınlanıyor. 14 Şubat'a kadar alışveriş çimen 20 koduyla alışveriş yapan
kullanıcılar, izleyiciler, hediye sepeti kullanıcıları %20 indirim kazanıyor. Onu da söyleyeyim, Çimen20 koduyla hediye sepetinden yaptığınız alışverişlerde %20 indiriminiz var. Aynı zamanda gerçekten vizyon olarak da çok güzel bir web sitesi. Ben Çimen ürünlerinin dışında da yüzlerce, binlerce çeşit var. Bölüm sponsorumuz. Yani sevdiklerinizi mutlu etmek için hediye sepeti.com'a girip veya hediye sepeti uygulamasını indirip fazla hiçbir şey söyleme. Parayı beraber alıyoruz. Hepsini ben söyleyeyim. Yarı yarıya alıyoruz. Ağzım buraya yem oldu söylemekten. Oğlum araya giremiyorum ki. Gir bakayım hediye sepeti. Gir bakayım hediye. Hediye sepetine çok teşekkür ederiz. Her şeyi anlattın oğlum. Her şeyi anlattın. Bir şey kalmadı bana, bir şey kalmadı. Peki sen yardımcına hediye alıyor musun? Senin... İkizi var Seda'nın. Bir kız, bir oğlan. İkiz bir de. İsimleri ne Seda? 4 yaşında. Ayşe ve Kemal. Bak senin de 4 yaşında çocuğun var. Benim de 3,5 yaşında oğlum var. Onun da 2,5 yaşında Toprak var. Göremiyor bu aralar ama olsun. onda kaldığı süre boyunca yani mahkemenin sanki atadığı son... günler boyunca görebiliyor. Sanki en son doğum anada gördüm. Karısı izin verdiği sürece gördüğü oğlu var. Şimdi... Konuyu şuraya getireceğim. Aramızda çocuk yoga eğitmeni varmış. Aa. İlgini çekti. Çekti vallahi. Evet. Çocuk yoga eğitmeni kim? Aa, siz misiniz? Sen miydin? Aa. Vallahi biliyormuş gibi olduk ha. Kaç yaşına kadar çocuk yoga? 3 ile 12 yaş arası. 3 yaşına getirebiliyoruz. Evet. Nerede burası? Şöyle, benim kendi yoga stüdyom yok. Anaokullarına, kolejlere, kreşlere gidiyorum veya online. Peki 2-3 çocuk toplaşsak eve geliyor musunuz? Yogaya giriyoruz falan, işte 4 kişi bir araya geliyor falan. Ben ne bileyim, tek çocuk pahalı oluyor işte. Yani geliriz tabii. Vallahi mi? Çocuk yoga. Çocuk yoga. Mesela çocuğuna yoga eğitim vermek ister miydin? Aklına geldi mi daha doğrusu? Hiç düşünmedim. Yapabiliyorlar mı? Yani şöyle, yetişkin yogası parayı gibi düşünmemek parayı vermeyi biliyorlar falan diye. Yok, yetişkin yogası gibi düşünmemek lazım. Yani orada pozları, nefes egzersizlerini daha çok hikayelere, oyunlara yediriyoruz. Ha. Size geldikten sonra ne öğreniyor? Mesela duyguları öğreniyoruz. Endişe, korku durumlarında ne yapacağımızı. Meditasyonlarda genellikle zaten bu korku üzerine gidiyoruz. Korku durumunda ne yapacağını öğreniyoruz. Yani evet, nasıl aşabileceğimiz, yani böyle bir duygunun evet var olduğunu kabul ettiğimizi ve bununla nasıl başa çıkabileceğimizi öğreniyoruz aslında. 3 yaşında çocuğa. Evet, o 3 yaşındaki çocukların da evet korkuları böyle var. Böyle problemlerin mi var? Sen öyle bir sorun yaşadın mı çocuğunla ilgili? Ben kendim çözemedim daha bunları. Ben Seda korkularını saçabilir. Ben bunu öğrenmek istiyorum senden. Yani ben tabii çocuklar için aldım bu biraz durumu. Daha fazla para versek Seda. Fazla her şeyi parayla çözeceğini sanıyor. Herhangi bir korkunda ne yapman gerekir? Nedir Yani bunu genelde meditasyonda yediriyoruz diyelim. Mesela ona bir hayali bir arkadaş sunuyoruz ve ona çok güvendiğini, her zaman ona yani her çocuk şeyi anlatabiliyor. Şizofren olunca zaten dertlerimiz artık bu yönde ilerliyor. Korkudan ziyade yani, bizim korkumuz başlıyor. Kreşten mi geliyor? Boştan bakarak, baba bu kim ya? Ama bu sefer başka bir sorun oluşuyor. Hayali bir arkadaş sorunu oluşuyor. Yok, o yüzden de vardır yani. 500 lira daha verip bu sorunu da çözmek için diye. Güzel vallahi dükkan açmışsınız. Ne güzel. Nerede bu stüdyo? Kapalı çarşı daha bizim yerimiz olan diye. Esnaf böyle. Ama hakikaten enteresan mesela. Ben evet. De çocuğum bazen böyle kucağımda, kucağımdayken böyle uzun süre bakışıyoruz. Uzun süre bana bak, herhalde şey diyor hani, babam işte ne kadar uğraşıyor, çabalar sarf ediyor beni böyle işte korumak, kollamak, büyütmek için falan diye düşünürken gözlerim tam doluyor, ağzıma bir koyuyor böyle. dişimi kırdı, kafa attı dişime. Yani ama ben dişimi karşılığında herhalde bir şey yapamıyorum. Sıçarım oğlum bu dişini gözüne sokarım seni diyemiyorum tabii. Gergin çocuklara ne yapmak lazım? Yoga bunları rahatlatır mı? Bu stresi, siniri... Hayali bir arkadaşla, hepsi hayal. Çocuk bizzat sorumluluğunda olan bir şey ve ona rağmen zorlanıyorsun ya, senin kendi çocuğun olmadığı halde. Yani işin bu olsa da yabancı çocuklarla ilgilenmek çok ilgimi çekiyor benim yani. Ya, ben 20 evet. Dakikadan sonra Toprak nereye fırlatacağımı şaşırıyorum. Ya evet, o biraz sevmekle nereye alakalı. Nereye fırlatalım? Ne yapalım? Bunun için kaç para veriyoruz? Sevmiyor değilim canım, ölürüm. Yok yok, hayır. Yani bunun kendi çocuğunuza evet yaparsınız ama başkasının çocuğuna hiç bakmıyor dediniz ya. Ha, sen sevmekle alakalı. Evet. Yani ona biraz dokunduğunuzu hissettiğiniz an zaten çok mutlu oluyor insan. Kimle geldin buraya? Erkek arkadaşımla. Nerede tanıştınız? Biz aynı spor kulübündeydik. Spor? Aynen, ODTÜ'deyiz. Biz ODTÜ mezunuyuz. İkimiz de frisbee takımındaydık, orada tanıştık. ODTÜ frisbee takımı. Aynen. Gerçek mi, hayalim o da? Sen bana ODTÜ'lüsün, böyle... frisbee oynuyorsun falan diye. Boşanak frisbee'ler geliyor bana, Allah dedim, Allah. Normalde bakkal ama. Hayır, sen o değilsin. Bu şey frisbee mi?
Evet. Onun öyle. Takımı mı var? Evet, aynen. Onun maçları mı var? Evet. Biliyor evet. muydu Frisbee'nin maçı olduğunu? İlk defa duydum. Genelde ilk defa duyuyorlar. Çocuk yogasını da ilk defa duyduk. Onu da ilk defa. Bir kolpacıyla beraberiz bugün. Bir hayal tüccarı bugün konumuz. Evet, hayal tüccarı. Anlat. Yok, herkesin kendi sayı bölgeleri var. Kaç kişi var takımda? 7'ye 7. 7'ye 7. Bayağı saha var, kapalı çizilmiş. Aynen, evet. Bir tane friz var. Bir tane friz var. Bunu kim alacak ki benimle? Köpek. Bir tane de köpek var abi. O kazanıyor. Paslaşarak elimizde 10 saniye tutabiliyoruz diski sadece. 10 saniye. Peki koşabiliyor mu 10 saniyede kaleye? Hayır, hareket etmeden sadece pivot ayağımız var. Böyle alıp... Friz mi yokken hareket edebiliyoruz? Evet, aynen. Aa, zevkli ha. Evet, evet çok evet. zevkli. Sen böyle sporla ilgili misin? Herhangi bir spor? Yok. Tamam. Çocukları spora yollayacak mısın? Jimnastiğe gidiyorlar. Ha. Evet. Ben de jimnastik yapmıştım küçükken. Bebeğim dur, sen de her şeye... Sigara lazım. Abi tekel bayi de var bizim burada. Her şeyim var, dur be. Jimnastiğe mi gidiyor çocuklar? Jimnastiğe gidiyor. Hep öyle derler ama. Ha. Vizyon. Valla bu vizyondur. Tabii tabii. Belli bir yaşa kadar diyorlar yüzmeye yollayın. Bütün kasları çalışsın. Ama öncesinde yüzme, sonra yüz... Pardon. Öncesinde jimnastik, sonra yüzme. Evet. Ondan sonra sanayi. Jimnastik en temel şey herhalde. En sona gidebileceği yer orası en oluyor. Çünkü artık. O kadar ders çalışmayınca tabii bir yerden sonra... vücut gelişmesi açısından. Sen de neyse ciddi konuşamıyorum. Sürekli mantıklı bir şekilde başlayayım. Ne kadar saçma bir yere gidebiliriz. Sporla ilgilenen var mı? Evet. Hocam neyle ilgileniyorsun? Basketbol. Oyun, yani şey, profesyonel olarak mı yoksa? İkincilik defa oynadım, şu an oynamıyorum. İkincilik de oynadım. Bir daha vardı, gelsin mikrofon verelim arkadaşa. Beğenmedin mi? Şakil onun aramızda falan diye. Hayvan gibi. Peki Şeki bekle, sen anla. Şak bir saniye, senin çok kariyerin yok. İkincilikte oynadın. Evet. Ne kadar süre oynadın? Lise zamanımda 2 sene falan oynadım. 2 sene oynadım. Oğlum şey, bakkala giderken top var daha potaya attım falan. Para kazandın mı bu işten? Hayır. Yani ya, Süper Lig takımının altyapısında oynuyordum. Aynı zamanda altyapı takımı Süper Lig takımı. Murat Bey Uşak Sportif'in. Murat? Murat Bey Uşak Sportif. Murat Bey Uşak Sportif. Güzel takım o, güzel takım. Biliyor musunuz? Onlar 5 kişi. Tabii topları mopları var onların. Pota mota aldırıldı. Baya böyle yapıyorlar, atlıyorlar. Sağ ol yok. Evet, Murat Bey başkanı duruyor böyle. Başkanı biraz daha büyük yapın ya. Potalı atmayın. Ağzım burnum yamuldu. Çocuğu basket şeyini futbola yazdırmışsın. Aynı takım Murat Bey'in futbol takımı. Başkan direkt olarak duruyor böyle. 2 tane başkan var böyle. Ay çok üzücü ya. Soru sorsana Fanus. Fanus'tan soru soralım. Sayı söyle. 9. En kötü ilk randevun. En kötü ilk randevum olmadı aslında. Olamadı yani. Peki kötü randevu yaşayan var mı arkadaşlar? Biz mesela ilk buluştuğumuzda, ilk ben eklemiştim Instagram'dan falan, konuştuk öyle ama beni fake sanıyor. Yani ben ona fazlayım gibi geliyor ona. Evimin adresini verdim, oraya geldi, beni aldı falan. Böyle bana 2 dakika falan baktı böyle. Yani sustu sadece, arabaya bindim falan, böyle bakıyor. Büyülendi hani, mi? Evet, yani ben de dedim ki hiç mi acaba? Hani... Yani çok güzel. Hani ben de şok oldum hanım. Peki gelsene, kız arabaya biniyor ilk defa böyle bu. Allah Allah. Orhan abi görmen lazım, acayip ya. Bu sefer kadın. Orhan abi bana bir kadın fotoğrafı atsana, kontrol edeyim, kayıt edeceğim. Her şeye bakayım. Ama çok güzel değil mi? Bu, evet. Böyle vay be aa falan diye. Sonrası da var. Sonuçta ilk buluşma, yani onun arabası var, onun arabasıyla gideceğiz. Planı o yapar değil mi? Ya da sorar hani senin bildiğin mi? Sormuyor, hiç böyle bir şey konuşmuyoruz. Sonra ta Esenyurt'tan Beşiktaş'a buraya getiriyor beni. Ama bir trafik, 3 saat falan yolda geliyoruz, bir şey konuşmuyoruz. Arada işte konuşuyoruz, o. Ondan sonra buraya geliyoruz. Oo, biz öyle yapıyor. Arada o da seviyorum. Sonra işte bir restoran seçmeye çalışıyoruz. Birine girdik, beğenmedik, çıkıyoruz, ona çıkıyoruz. Oo. Böyle saçma bir... Sonra oturuyoruz bir yerde. Salaş bir yer bulduk. Böyle oturuyoruz. Bu nasıl bir hikaye? Sonra ben pizza istedim. Yufka'dan pizza geldi. Çok iyi çatal bıçak kullanıp onu yiyemedim. En son işte çatalla böyle ağzımdan dökülüyordu. Bu da şey dedi bana. Ben dedi seninle evleneceğim dedi. Tamam Tonguç falan. Ağzını sevdi. Yani 3 saat hiç böyle konuşmayıp. Ben seninle evleneceğim ha. Bu da yüzük. O yüzden konuşmuyorum şu sürpriz. 20 yıldır boğazımdaydı. Seviyoruz, hala yani çok seviyoruz. Nerede kamera? Hala birbirimizi çok seviyoruz.
Çok güzel bir kocam var. Annemi de çok seviyorum. Evet. Gördük onu. Senin o soru cevabın var mı Seda? Dünya yok oluyor. Hı-hı. Bir gemin var. Sen artı üç kişi bütün biten dünyadan sonra terk-i diyara eğileceksin. Çocuklar gittiği yerde. He. Bekliyorlar. Yardımcım. Tabii gemide. Yardımcı ne yapıyor? Şöyle bir dakika. Ne kadar yardımcı? Almadan hiçbir yere gitmem. Senin bu yardımcı neler yapıyor? O kadar iyi bir şey ki. Her şeyi mi yapıyor? Her şeyi. Arada çocuklarla da ilgileniyor, evet. Kaç para acaba? Çok pahalı. O kadar merak ediyor ki şu anda kaç para olduğunu. Ay çocuk bakıcılığı zaten çok pahalı. Bir gece de böyle her şeyi yapıyor. Gece de mi kalıyor? Gecesi de mi yatıyor? Sen nerede yatıyorsun? Şaka. O da yardımcının evinde yatıyor. Normal yaşıyor yani. Mesela sen o dıştaysın, sen bekliyorsun, çıkıyorsun da yaşıyor yani evde. Oğlum birlikte yaşıyorlar lan her sabah şey. Sabah kalkıyor falan. Yardımcı da olsa, ev sahibi de olsa, herhangi yabancı bir olarak söylüyorum yani. Ben beraber eve çıkmadığım biriyle yaşamak beni çok zorlar. Onu demek istiyorum yani. Eve sen zaten bir odada yaşıyorsun. Sen zaten hiç kimseyle o yüzden zorlar. Böyle yardımcıyla böyle duruyoruz. Sen o yüzden hayal edemiyorsun. Aynı yerde yatıyor, kalkıyor, duşa giriyor. Allah sürekli abi sana da yardımcı olamadık bugün ama. Her gün aynı muhabbet. Bu bölüm, Sevgililer Günü özel bölümümüzde. Bu bölümü özel. Bir çiftimiz yani bizi YouTube'dan izleyen bir çifti. Fethiye'ye tatile gönderiyoruz. Ölüdeniz'e. 4 yıldızlı bir otele. 2 gece, 3 gün. Toplam 5 mi oluyor? Yoksa... bir buçuk ay oluyor. Yani toplam mesela geceleri kalıyorsun, sabah dışarıda bekliyorsun böyle. 2 gece, evet. 3 gün. Ulaşım dahil, konaklama dahil, tatile gönderiyoruz ve bu fırsatı bize sağlayan da Efe Fırın. Mayıs ayında verilecek. Yani tabii biliyorsunuz bu tatil hediyeleri en böyle Temmuz'un gibi bayramda falan vermiyorlar yani. Mayıs ayında en soğuk hangi gün varsa... yok. Götünüz dona dona Fethiye de yapmaz mı? Mayıs ayında Fethiye gidilir değil mi? Mayıs ayında Fethiye gidilmez mi? Ne gidiyor lan, gidilir desene. Hayır, gidilir lan, ne var oğlum? Sen Fethiye'ye de gidersin. Hayır, Mayıs'ta su en güzel zamanında oluyor. Allah belanı ver, çarşaf gibi oluyor ya. Hem daha yeni ısınmış oluyor, hem boş oluyor sahiller falan. Niye boş oluyor acaba? Hayır, daha sakin oluyor, daha güzel oluyor. Ha, Mayıs'ta mı bu şey tatil hediyesi? Evet, ama hangi Mayıs olduğunu söylemedik. 2047. Mayıs, iki saatin Mayıs övüyor sence. Mayıs değil mi? Yaz ayının Allah habercisi. Allah belamı versin bak, yemin ediyorum. Ben tatile çıkacağım zaman ya böyle Mayıs'ta giderim, ya Ekim gibi giderim. Bu mevsimlerde hem daha... İndirimli olduğu için tercih ediyorum. Hem de daha sakin oluyor abi. Fazla. Tam yaz sezonu sevmiyorum ben. Ben hangi sponsor talk konu yani konuşmasında bir moderatörün Allah belamı versin. Bir de bak, ben gitmediğim yeri de kimseye övmem. Çok güzel bir yer. Bu hediye gerçekten de harika bir hediye. Fethiye ve Çimen için bir cümle kuran böyle mani gibi olur. Normal cümle komikli olur. Mesela. Bazlama da olsun içinde. Tamam, Fethiye, bazlama, Çimen. Giderim Fethiye'ye, yerim bazlama. Hayır, bazlama, ben normal cümle açarım çimenimi. Çımanımı. İndiririm tumanımı. Onun gibi. Fethiye, bazlama, çimen. Çünkü bununla bazlama... ilgili bir cümle, güzel bir cümle. Güzel bir cümle çünkü Efe Fırın bu sponsorluğu bize verdi. O yüzden çok teşekkür ederim. Harika bir dekorumuz var. Bugün, Sevgililer Günü özel programı yaptık bugün. Sevgililer Günü özel. Ekrem, harika bir dekor yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Zaten Instagram adresini falan da yazacağız. Sen galiba bu tip dekorlar, organizasyonlarla ilgileniyorsun değil mi? Siz nerelerde yapıyorsunuz bunları böyle çocuk... Yok. Doğum günleri falan gibi şeyler. Genelde nişan. Cenazelerde mi? Cenazeye love mı yazıyorsun? Bunlar kırmızı balon değil, kan sürüyoruz böyle atıyoruz abi. Bir sene insana şey adam geliyor. Abi başını sağ olsun, nereye? Nereye koyuyorsun lan bu? Sevdiğimiz bir abimizi kaybettik, o yüzden. Ekrem çok güzel olmuş. Tabuta üç şeyin kalbin içinde. Bu da çok güzel Ekrem. Ekrem Allah aşkına bir şey söyle Ekrem be. Vallahi ne söyleyeyim yani. Hani sen normalde de Instagram'dan ulaşıldığında... Genelde Instagram üzerinden çalışıyoruz. Böyle ne, mesela süsleme, başka ne organizasyonlar yapıyorsunuz? Söz, nişan, evlilik teklifleri, ha, öyle organizasyon parti... Yapıyorsun. Ben sana mesela evlilik teklifi için fikrim yok desem gelip seninle fikir alabiliyorum. Aynen. Yapıyorsun yani. Zaten kendimiz tasarlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. İsmi neydi? İstanbul? Nişan Organizasyonu. Nişan Organizasyonu'na teşekkür ediyoruz. Evet, sağ ol. Sağ ol. Soğuk havada geldiniz. Bizim için çok kıymetli. İzlenmelerimiz arttı. Daha fazla insana ulaşmak bizim için çok değerli. Bugün Seda'nın gelmesi çok güzeldi Seda. Seda çok vallahi... teşekkür ederim. Severek takip ediyoruz. Her gördüğümüz yerde de hakikaten Seda Yüz'ü izlemenizi tavsiye ederim. Stand-up yapıyor. Evli Şişli'de yardımcısı var. Çok teşekkür ediyoruz bize katlandığın için. Çimen Show'da bugün gerçekten de çok zor bir gündü. Evet. Ona rağmen geldiler, doldurdular. Sağ olun, sizin sayenizde
birlikte büyüyoruz. Seda'nın teşekkür ediyoruz. Şey son sözünü alalım. Son sözüm. Gerçekten çok eğlendim. Teşekkür ediyorum size çağırdığınız için. Bir daha çağırdım. Nasıl böyle samimiyetsizliğin içten gerçekten olmayan. Gerçekten her şey harikaydı. Bu arada bütün çimen ekibine çok teşekkür ederim. Seda bu arada montunu giyiyor. Vallahi harikaydı. Tam kapı nerede? Kapıyı söylersin diyelim. O zaman iyi ki geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çimen biter. Sağ olun.